Sevgili boğalar, mutlu, huzurlu, keyifli, hayat dolu bir yıl sizin olsun. Ve ne istiyorsanız, hayatınızda ne eksikse Rabbim en güzel evreyle evinize, işinize bereket yağdırsın diyorum. Tabii ki inançlar çok önemli. Tabii ki içimizdeki sezgi ve Rabbime olan duanız her daim de devam etsin. Evet, yükselen boğalar da dinlemeyi unutmayın diyorum. 2023 birçok çeşitli insanlarla, birçok yeni insanlarla farkındalık yaratacağınız, kendi alanınızdaki alandaki evreyi en iyi şekilde kendinize ispatlamak için mücadele dediğimiz ve kendi hayatınız için çok büyük mücadeleler vereceksiniz. Zafer, evet, mantık, kural ve düzeninizi doğru hedeflediğinizde sizin hayatınızda en azından yıl ortasına kadar problemleri çözüp yıl sonuna doğru lezzetli bir hayata adım atmanıza yardımcı olacak diyorum. Evet, profesyonel iş planlarınız, ortaklı kararlar ve hayatınızla ilgili radikal oluşumlar için Ocak'tan Mayıs ayına kadar iş hayatımızla ilgili netliklere doğru adım atacağız. Farkındalığımızı iş hayatımızla, yetkimizi iş hayatımızda çoğunluk oluşturacağız. Yani bu demektir ki kendi kurallarımız, kendi işimiz, kendi masamız, kendi ekip arkadaşımız dediğimiz her noktada kendi alanınızı güçlendirerek kendinize saygınızı, iş alanınızdaki saygınlığınızı arttıracaksınız. Evet, profesyonel anlamda da bulunduğunuz noktanın haksızlıklarını görüp kendi haklarınızla ilgili büyük mücadele, alternatif iş kapılar, yeni yaratmak istediğiniz fırsatlar içinde özellikle Nisan ayından itibaren kendi kararlarınızı daha net, iş kurmak istiyorsanız, düzen oturtmak istiyorsanız bu ekonomik planlamanızı yaptığınızda Nisan ayı bunun için start verebilirsiniz diyorum. Genel olarak 2023 özellikle kadınlar için aşk ilişkilerini çok daha desteklerken kariyer hayatınızda da akademik kariyer ilerlemek, farklı eğitimler alarak iş alanınızı daha büyütmek isteyeceksiniz. Ve pratik ve akıllı çözümler üreterek hayatımıza renk katacağız. Sevgili erkeklerimiz için hali hazırda olduğu iş konularımızı daha profesyonel ve daha istekli şekilde alanımızı her noktada iyileştirmek için kendimizdeki mücadele vereceğiz. Özellikle bu yıl yurt dışı ve alanları ile ilgili ihracat, büyütmek, planlamak ve kendi alanınızdaki yarım bıraktığınız eğitimleri de hem iş konumunuz için hem de kariyeriniz için çok güzel oluşumlar yaratacaksınız. Yani bu yıl sizi büyüme ve güçlenme anlamında iyi geçirebileceğiniz ama kontrolleri sizin alanınızda olması gerekiyor ve farkındalığı etrafa yayacağınız olarak farkındalık, insanların farkındalığını yayacaksınız. Uzun süredir iş arıyorsanız ve bu konuda acayip derecede muzdarip ve bu konuda artık kimseye ait olamadığınız noktada iş kurma kararı ve cesaretinizle yeni iş imkanı ve fırsatlarınızı kurmak isteyebilirsiniz. Ama diyorum ki biraz daha alaylı olmanız lazım. Her iş noktasında kendinize uygun bulmadığınız için beğenmediğiniz de gözüküyor. Cesaretinizle farklı alanlarda geçici süre görev alarak Eylül ayı siz kendi iş sisteminizi, statünüzü kurmanız için daha sağlıklı. Uzun süredir iş problemi yaşayanlar için diyorum. Evet, bu arada bazı aileye ait ortaklı mülk, ortaklı ticaret, ortaklı mal, ortaklı süreçler mantıklı ve adaletli şekilde çözümlülüğe doğru girecek ve bu konuda da kız kardeşinizin, abinizin hakları da aydınlığa kavuşacak. Bizde aile genetiğinde kızlara mal verilmez diyen sevgili boğalar için adaletli şekilde çocuklarınızı ayırt etmeden artık onların da size ait olduğunun farkında varacaksınız. Bu ara ev değiştirmek, ev yenilemek, ev terdilatı yapmak, hayallerimizde daha lüks bir hayata geçmek isterken ekonomik hayatımızı zora sokabiliriz. Bu sene özellikle Eylül ayına kadar planladığımız paralarımızı, sistemlerimizi kurduktan sonra ev terdilatı yenilikler için doğru evre olabilir.
Ama ev yatırımı düşünüyorsanız cesaretinizi yapın. Çünkü bu ev size uğurlu ve bereketli ve evinizi genişletmek, alanınızı büyütmek istiyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı. Özellikle yurt dışında yaşıyorsanız ve iş alanınızla alakalı yurt dışında farklı bölümlerde var olmak istiyorsanız, evet şirketiniz farklı bir alana sizi yollayacak ama siz kendi işinizle ilgili bölümleri yapmak istiyorsunuz. Yavaş yavaş bu adımları aydınlığa kavuşturabiliriz. Özellikle amca, hala ya da erkek veya kız kardeş arasındaki kaosları da görmememizlikten gelmememiz lazım. Çünkü siz bazen kendi kuralım dediğiniz noktada birçok insanı inciterek ifadeler kullanıyorsunuz. Bunu yapmamamız lazım. Özellikle devlet kapısında çalışıyorsanız ve devletle alakalı noktada tayin, atama ya da bu tarz beklentileriniz varsa Mart ayı sizin için daha belirliliğe, daha netliğe kavuşacak nokta ve bu yıl çok fazla sınavlarınız, iş gereği eğitim evresindeki geçmeniz gereken görevlerin de farkına varmanız lazım. Çünkü bu ara çıkarları etrafınızdaki insanların çıkarcı yönünde görmeniz gerekiyor. Bu yıl özellikle de hamilelik, sürpriz hamilelik, sürpriz sevinç yaşayan çiftlerimiz olacak. Özellikle erkek çocuk beklentiniz varsa, bu konuda umudunuz kırıldıysa, Rabbim kız erkeği yok ama gönlünüzdeki erkek çocuğunuzun sevincini yaşatacak. Bu ara çok çocuklu, yani 3 çocuğunuz, 4 çocuğunuz varsa, iş ilişki hayatınızla ilgili çocuklar için ayrılmama kararı içerisinde olsanız da, düzeninizde o kadar mutsuz ve yorgunsunuz ki, her iki tarafı mutsuz etmek, çocukları da mutsuz etmektir. Doğru adımlarla psikiyatri, enerjimizi düzeltmemiz lazım. Yoksa çocuklarımız bu düzende çok mutsuz olacak. Bir adım atın. Hem eşiniz hem çocuklarınız için sağlıklı. Evliliği muhteşem olan ve asla benim eşim yalan ya da hanımım yalan söylemez diyen sevgili boğalar, bazı çetrefilli, bazı karışık olaylar, bazı sözler, yalanlar, ihanetlerle karşı karşıya kalabilir. Bu konuda da temkinli davranıp haklarınızı ziyan etmeyin. Çünkü bu sizin uzun süredir güvendiğiniz kişinin size yapacağı haksızlık, ekonomik olarak sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Bu arada kendi aile kardeşinizle, erkek kardeşinizle ortaklı işler yapmak istiyorsanız doğru bir zaman, hayatınızdaki doğru fırsatı doğru değerlendirin, markanız, evreniz büyüyecek. Eğer ki dijital alanda kripto paralara merakınız varsa çok dikkatli olmanız lazım. Koyduğunuz paraya zarar ettirebilirsiniz. Temkinli, mantıklı olmamız lazım. Bu ara belgeleriniz, yani özellikle Ekim-Kasım ayı 2023'ün belgeleriniz çalınabilir. Evinize hırsız girebilir. Bu konu altınınız, değerli şeyleriniz yok olabilir. Evinize alarm, kapınıza demirinizi daha sağlam yaptırın istiyorum. Evet, bu ara miras devri konularımız hareketli ve yoğun geçse de adaletli şekilde oluşumlar yaşanacak. Uzun süredir çok borçlu olan sevgili boğalar, ipotekli, hacizlik konularımızı daha rahat ve aydınlığa kavuşturacağız. Yurt dışında mal sahibi olmak, mal almak isteyenler için doğru bir yıl. Şimdiden arayışlarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Evet sevgili gençler, eğitim hayatınızla ilgili hedefiniz İngiltere, İspanya, İskoçya ise yolunuz ışık, aydınlık olsun. İyi bir liseye gitmek isteyen Boğa burcu çocuklarımız için de gayet başarılı ve güzel evreler var. Ve başaracaksınız, merak etmeyin diyorum. Bu ara sizin kendi ilişkileriniz ve uzun süredir devam eden ilişki evremizle alakalı, hani güven ve bu ilişkide gelecek vaat etmiyor, ben bu ilişkide mutsuzum diyen sevgili uzun soluklu ilişkilerde ilişki terapisti, doğru ilişkinizi kaybetmeyin. Aşk ve heyecan isteyenlerde farklı enerjiler söz konusu olsa da siz koku arıyorsunuz, sevgi arıyorsunuz, merhamet ve duygu ve aile aradığınız için seçici olacaksınız ama geçmiş ilişkilerinizle ilgili yaşadığınız trajik kaoslar, sizi yıpratan yalanlardan dolayı ufak bir psikolojik destek alarak kendi enerjinizi daha ferah erdirebilirsiniz. Çünkü sizin korkunuz, geçmiş sözlü şiddet, yaşadığınız kaoslar ve çocuk ve aile çocukluğunuzdan kalan travmalarınızı iyileştiremediğiniz için güven probleminiz var. Mümkün olduğu kadar bir ilişki psikiyatristi
ofisine giderek kendinize ait alanları geliştirebilirsiniz. Dijital alanlarda yazar, tiyatro, sanat işiyle uğraşan sevgili boğalar için bu yıl gerçekten isminiz, ünvanınız çok aydınlık noktada olacak ve orada gerçek aşkı, gerçek duyguyu tadacaksınız diyorum. Aile büyüklerimiz, anneniz ve babanızla arasındaki yaşanan bazı kaoslar, tartışmalar, onların boşanacağı ya da hastalık yaşayacağı düşünüyoruz. Onlar böyle mutlu. Evet, ufak tefek sağlık problemleri olsalar da onlar yollarını ayırmazlar. Onlar böyle mutlular, karışmayın diyorum, dedim bile. Evet, özellikle evde kaldığınızı ya da ilişki anlamında kendimi doğru bulamıyorum diyen sevgili takipçilerim için temkinli olacağınızı, güzel fırsatlar var ve bu fırsatları kendinize doğru mantıkla kurabileceğinizi söylüyorum. Evet, mal almak, daha büyük mala sahip olmak istiyorsanız risklerinize yenip düşüp paranızı, malınızı ziyan etmeyin diyorum. Ailenize, özellikle ailenizin yazlık ya da farklı bir şehirde, Ege ya da Akdeniz'de ya da Karadeniz'de miraslı malı varsa, burada kardeşler arasındaki yaşanacak kriz ve siz kendinize başka bir yer almak durumunda kalabilir. Hakkınızla ilgili noktada sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu konuda da avukatınızla başvurun diyorum. Sağlık olarak özellikle, evet, bu ara sevgili kadınlarımızın üreme organları ve doğum kaynaklı miyoplarınız ya da doğum öncesi miyoplarımız bize sıkıntı yaratabilir ve ufak tefek kan damarlarımız, yani kan kontrolü, yani kanımızı kontrol etmemiz lazım. Burada ufak tefek alerjik reaksiyonlar, ufak tefek sıkıntılar bize bu yıl hem kilo vereceğiz, hem bağışıklık sistemimiz bozulabilir, hem de yanlış beslenmeden kaynaklı vücudumuzu yıpratabiliriz. Bol bol vücut dengelerimizi, vitaminlerimizi, sağlık ve sağlıklı beslenmeyi unutmamamız lazım. Özellikle kilodan şikayet eden sevgili boğalar, bu yıl zayıflama, vücudumuzu doğru şekilde esneterek vücut estetiğimize hakimiyet kuracağız. Aile arasında görümce elti tartışmaları çok fazla olabilir. Aranızda kıskançlık ve kaoslar oluşabilir. Bunlara dikkat edin diyorum. Dedim bile. Anne ve babalarınızı, kardeş arasındaki sorumlulukların farkında vararak onları destekleyin. Çünkü bir tane aileniz var. Dostlar arasındaki ayırmanız gereken, bitirmeniz gereken dostların da farkına varırsanız, inandığınız dostlar size belli bir süre sonra zarar verebilir. Sadeliğe, daha sade bir hayata geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet, yatırım, kariyer, yurt dışı, şehir dışı yolculuklarınız da var. Bu yolculukta yaşayacağınız güzel aşklar da var. Güzel aşklarla, güzel duygularla, güzel ifadelerle oluşun diyorum. Rabbim sizi korusun. İyi seneler, mutlu seneler, ağız tadında huzurlu seneleriniz olsun.